Emrullah Bey şurada İspanyolca konuşsa, bunu doğrulayabilecek birisi var mı aramızda? Nasıl yani? Nasıl ispat edecek? Yani şimdi Emrullah Bey İspanyolca konuşur musunuz lütfen? Dos Santos, importante siempre, por favor. Ne dedi Allah aşkına? Hı? Ne dedi? Ne dedi İmran abla? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Abi adam konuşuyor işte, ne dediğinin ne önemi var? Atıyor oğlum, atıyor. Ne konuşuyorsun, ne dedi? Ben şimdi İspanyolca bilmiyorum, çeviremem. Var mı çevirecek birisi? Kimsenin hiçbir şey bilmediği yerde bir insan her şeyi bilebilir. Bu kadar yani. Abi biz yani kaburganın en iyisini karşılayabilecek durumda değiliz. Tamam, Onur iyi hoş da. Abi sen bunu Onur'a söylersen adam da der ki ben ısmarlarım. Anladın mı? Yok öyle olmaz ya. Vallahi ya. Bir değil iki değil abi, benim canım çok sıkıyor yani bu iş. Sürekli bir beleş etkinlik içerisindeyiz, fenomen gibi. Olmaz yani. Bizim Onur'la bir işbirliğimiz de yok yani. Güzel kardeşim bak, sen Ersoy ortaokula gittin değil mi sen? Kümeleri anlatmışlardır. Yılmaz üstüne gitme. Bu kümelerin kesiştiği yere kesişim küme. Ayrı bir küme değildir. Kesişme diye ayrı bir... Bu küme abi, kesişiyor tamam, mu tamam. Bunlar birbiriyle? Tamam, sonra konuşulur bunlar, hadi. Siktir git, bize çay yap ya. Ay, sinirlerim çok bozuldu ya. Benim ilk kanım o. Yılmaz'ım be. Tamam abi yeter. Abi yeter, sinirlerim bozuldu. Benim de sinirlerim çok bozuldu. Bilme lan. Kusura bakmayın Mecit. Abi mesela ben kolay kolay sinirlenmem, biriktiririm. Ama sinirlendiğimde de öfkemin önünde kimse duramaz. Doğru. Evet. Bunu mesela yansıt sosyal medya profilinden. Bunu göster yani, bu özelliğini. Bu tamam. Şey de olabilir. Çocukluğumdan beri haksızlığa asla dayanamam. Evet, biliyorum. Yani ben zaten bir tek seni tanıyorum, İlkan, haksızlığa dayanamayan. Biz Ersoy'la çok dayanıklıyız haksızlığa. Ben acayip yani. Al beni karşına, saatlerce dayanayım sana haksızlığına. Ne olmuş abi? Nasıl olmuş kaza? Anlatsana ya. Ya işte arkadaşlarla geliyorlarmış otobandan. Bir minibüste 9 kişi. Yolda işte bir tesise yaklaşıyorlarmış. O sırada işte minibüs içinde bir manisa köftesi yiyelim mi gibi bir konu geçmiş. Yiyelim mi, yemeyelim mi derken bir türlü karar veremiyorlar. Sonra tesis sapağına çok yakın bir noktada hadi bir manisa köftesi yiyelim demişler. Tabii direksiyonu son anda kırınca bir de 150 ile gidiyorlar hızlı. 11 takla atmışlar araçla. Dayım nasılmış? Bir tek işte Şükrü kurtulmuş. Saçım bile bozulmadı demiş. Kendi dediğine göre. 8 kişi öldü mü yani? 8 kişi ölmüş Şükrü iyi. Özet olarak. Telefonu falan buçuk bitmiş ama eğer aradıysan. Aramaz mıyım abi ya? Sabahtan beri arıyorum ya. Ay, sinirlerim çok bozuldu ya. Benim ilk kanım o. Yılmaz'ım be. Tamam abi yeter. Abi yeter, sinirlerim bozuldu. Benim de sinirlerim çok bozuldu. Bilme lan. Kusura bakmayın Mecit.